Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. İlk olarak sizinle yeni bir fondöten denemek istiyorum. Daha doğrusu benim için yeni olan bir fondöten. Rival Lasmi'nin Perfect Matte Makeup isimli şöyle bir fondöteni. Bendeki 02 numara Natural rengi. Ambalajı şu şekilde, tüp bir ambalajda. Oldukça koyu yapılı bir fondöten gibi duruyor. Şimdi hemen uyguluyorum cildime. Rengi uyacak gibi. Yoğun bir parfüm kokusu var bu arada üründe şu an. İlk izlenim olarak. Hemen süngerimle yayıyorum. Ürünün kokusu çok fena arkadaşlar. Ya bildiğiniz boya badana kokusu, hani Wet n Wild'ın bir kokusu vardı ya, ondan daha da kötü bir koku. Rengi tam oldu bu arada. Rengini çok iyi tutturmuşum. Şimdi kokuyu bir kenara bırakıyorum. Ürünün cildimde duruşu bence gayet güzel. Ne kadar koyu kıvamlı olsa da cildimde gayet hafif hissediyorum. Yalnız inanılmaz yağlı bir fondöten. Yani Perfect Matte deyince hani ne bileyim yağ koymazlar falan diye düşünmüştüm ama gerçekten dokunduğumda bile aşırı yağlı bir fondöten ve direkt elime geçiyor. Ben yapısını da kokusunu da hiç beğenmedim. Cildimdeki duruşu evet güzel fakat dokunduğumdaki hissiyat maalesef çok kötü. Özellikle kokusu benim gibi hassasiyeti olmayan birine göre bile çok çok fazla gerçekten. Maalesef hiç beğenmedim bunu. Şimdi hemen dudağıma bulaşanları siliyorum. Bunu sanırım size daha önce göstermemiştim. Lüks Visage markasının bu şeyini kullanıyordum hatırlarsınız. Kaş sabitleme jelini ve aşırı beğeniyorum onu. Bunun bir dudak yağını almıştım. Beauty Elixir olarak geçiyor. Bendeki rengi 4 numarasıymış. Şöyle içerisinde görebilecek misiniz bilmiyorum. Böyle küçük küçük kırmızı ışıltılar var. Ben bunu alalı bayağı oluyor. Yani neredeyse bir yıl falan oluyordur. Gayet de severek kullanıyorum. Böyle çok hafif bir kırmızılık bırakıyor. Şimdi hemen uygulayayım. Bunu ilk şeye muadil olur mu düşüncesiyle almıştım. NYX'in benim çok sevdiğim bir Juicy Gloss'u var. Juicy Gloss muydu? Evet sanırım oydu. Ona muadil olur mu diye almıştım ama yok, pek bir benzerliği yok. Bu çok çok daha az bir renk bırakıyor. Onun duruşu hem daha böyle gerçekten juicy, böyle sulu sulu bir dudak görüntüsü hem de daha çok kırmızılık veriyor. Ama bu da kendi başına gayet tatlı bir ürün bence. Şimdi kapatıcıya geçmeden önce sizlerle şunu açmak istiyorum. Nashita'nın For Makeup Addicts isimli makyaj fırça setinden aldım. Böyle çok tatlı bir kutuda geliyor. Hemen şu kağıdını bir çıkaralım. İçerisinden tam 12 tane fırça çıkıyor ve hepsinin şöyle kendi jelatini var. Şöyle fırçaların bir genel görüntüsünü size göstereyim. Şimdi buradan ilk olarak şu fırçayı alıyorum. 158 numaralı bir fırça. Böyle hafiften yassı ama çok da değil. Ama kesinlikle yuvarlak formda değil. Kapatıcı için güzel olabileceğini düşünüyorum. Kapatıcı olarak da Essence'ın bu son çıkan Multitask kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 20 numara Natural Beige rengi. Şöyle birazcık göz altıma bırakıyorum. Ve bu fırçayı kullanarak kapatıcıma yediriyorum. Evet gayet güzel bir şekilde yaydı gördüğünüz gibi. Ya ben Nashita'nın fırçalarını çok seviyorum. Kıl kalitesi çok iyi oluyor ama hep diyorum yani sap kısımları maalesef o kadar kaliteli olmuyor. Ya Essence'ın fırçalarının sapları ayrılmazken Nashita'nınkiler ayrılınca daha çok para verip gerçekten üzücü oluyor. Ama işte gerçekten güzel kılları olan fırçalar, o yüzden almaktan da vazgeçemiyorum hiçbir zaman. Şöyle şu kısımları da süngerimle yayayım. Fırça gayet güzel. Hem kapatıcı için hem krem kontür için kullanılabilir. Şimdi çok az bir şey pudra geçeceğim. Fırça olarak da şunu kullanayım diyorum. Yani birazcık küçük bir fırça ama aslında bölgesel uygulamalar için güzel olabilecek bir fırça. Şöyle göz altlarından mesela bununla bir geçelim. Evet gayet güzel oluyor. Tabii ki far için de kullanılabilir. Böyle burun kenarlarımdan. Şu tam gözeneklerimin olduğu yanak kısımlarımdan ve alnımdan geçiyorum.
Az bir şey de çeneme uygulayayım. Evet, bu kadar yeterli. Bir allık paleti deneyeceğim. İlk geldiği zaman elimde denemiştim renklerini ama cildime hiç uygulamadım diye hatırlıyorum. Plormor'un That's What I Call Blush Palette isimli bu allık paleti. Renkleri çok tatlı. Hem böyle bronzer için kullanabileceğimiz bir renk var. Hem daha böyle mercanımsı, açık tonlarda bir renk var. Hem turuncu tonunda var. Hem de birazcık daha turuncumsu, kırmızımsı bir renk de var. Önce elimde göstereyim renklerini size. Ay, yumuşacık bu arada yapıları. Ben Flormar'ın bu dörtlü paletlerini çok beğeniyorum. Biliyorsunuz yüz paletini çok severek kullanıyorum. Hatta size de defalarca kez önerdim. Şöyle renklerinin duruşu da bu şekilde. Bence gayet kullanışlı renkler. Şimdi ilk olarak bronzer için olan renkten alıyorum. Yani aslında bronzer için değil ama bronzer için de uyabilecek bir renk. Şöyle birazcık geçelim bakalım. Evet, yani tam bir aslında bronzer tonu. İçerisinde turunculuk barındıran bir renk. Cildi ısıtmak için rahatça kullanılabilir. Bir de şu iki rengi karıştırarak kullanmak istiyorum. Pigmentasyonu oldukça yüksek. Daha şimdi şöyle birazcık elimde fırçayı temizleyip öyle yayayım. Ama dağılması gayet kolay. Ki o kısımlardan pudrayla geçmemiş olmama rağmen. Şöyle biraz da burnumdan geçiyorum. Evet, bence gayet tatlı duruyor vallahi. Hem bronzer hem allık paleti gibi düşünebiliriz bence. Şimdi aydınlatıcımı uzun zaman sonra fırça setindeki şu yelpaze fırçayla uygulayacağım. Yelpaze fırçaları da yani o kadar sevmem ki. Bakalım nasıl olacak. Aydınlatıcı olarak Revolution'ın bu aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi Just My Type rengi. Şöyle bir yelpaze fırçamız var. Oldukça sevmediğim tarzda duruyor. Bakalım nasıl uygulayacak. Hemen fırçamı alıyorum. Vallahi fena uygulamadı. Yani yelpaze fırça olduğu için tabii ki seyrek ama yelpaze fırçaların ilk çıktığı zamanlardaki kadar da böyle nereye uyguladığınız belli olmayan yapıda değil. En azından o açıdan beğendim. Şöyle dudak üstümden de geçeyim. Vallahi arkadaşlar beğendim ya. Yelpaze fırçasını bile beğendim. İyi gidiyoruz şu an. Şimdi kaşımda yeni bir ürün kullanacağım. Rival Asmi'nin Eyebrow Gel Pen serisinden 04 numara Dark Chocolate rengi. Ben saçımı değiştirdikçe bu serinin birçok rengini kullanıyorum. Bunu seviyorum bayağı. Bakalım bu rengi nasılmış. Oldukça küllü bir kahve tonu. Böyle göstereyim. Ucu da üçgen formda. Hemen uygulayalım. Hiç bastırmaya gerek yok. Bayağı böyle kaşınızda eriyip gidiyor hemen. Yani iyi anlamda diyorum. Kaşımla da rengi bayağı iyi uydu bu arada. Evet, gayet beğendim vallahi arkadaşlar. Sabitlemek için de Golden Rose'un So Cute Brow Fixing Gel isimli şu kaş sabitleme jelini kullanıyorum. Bendeki minik boyu. Şimdi far paleti olarak benim 4 yıl önce falan YouTube'a ilk girdiğim zamanlarda denediğim, sonrasında sattığım bir palet var. Geçen sene yanılmıyorsam yeniden almıştım. Technic markasının Invite Only far paleti. Arkadaşlar ben bu paleti çok beğeniyorum gerçekten. Ve sattıktan sonra üzülmüştüm niye sattım diye. Şöyle muhteşem pigmentasyonu ve renkleri olan bir palet. Hani renklerin bazı tonları birbirine fazla yakın ama günlük kullanım için çok çok güzel tonlar. Bu paletteki renkleri savaşlamıyorum çünkü dediğim gibi eski videolarımda var zaten. Şimdi şuradan birkaç fırça seçeyim. Aa şey kaş fırçası da varmış, tarama fırçası. Şöyle bir kere daha üstünden geçeyim. Evet, sertliği falan da güzel. Göz makyajı için bayağı fırçamız var. İlk olarak şuradaki karıştırma fırçasını alıyorum. Böyle farklı boyutlarda karıştırma fırçaları da var. O açıdan bence bu set bayağı güzel olmuş. Bakın şöyle göstereyim mesela. Bir daha büyüğü, bir daha küçüğü var. Ki büyük olanı bile çoğu fırçadan daha küçük aslında karıştırmak için. O açıdan bence gayet güzel. Şimdi ilk olarak şuradaki rengi alalım. Katlanma çizgime bunu geçiyorum. Fırçayı çok beğendim.
Ardından daha küçük olan fırçayı alıyorum ve buradan şuradaki moru alalım hadi ya. Şöyle dış köşeye uyguluyorum bunu da. Pigmentasyonu oldukça güzel gördüğünüz gibi far paletinin. Ardından ışıltılı rengi uygulamak için de şu küçük uçlu yassı olan fırçayı alıyorum. Hangi rengi uygulasak? Şu ışıltılı renklere elimde bir bakayım. Ay hepsi birbirinden güzel ya. Şuna bakın. Hadi şuradaki pembe ışıltılıyı alalım. Vallahi iyi ki almışım yeniden. Bu arada palette iki tane de glitter var. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Kırmızı ve birazcık daha rose gold gibi bir renk. Şimdi tekrar karıştırma fırçama dönüp şu kısımlarını karıştırıyorum. Bakın setin içerisinde küçücük bir yelpaze fırça da var. İsterseniz bununla hani aydınlatıcınızı yoğun bir şekilde üstüne de bırakabilirsiniz. Tam şu tepe noktaya. İsterseniz de kaş altına, burna uygulamak için de gayet kullanışlı. Hatta şu an yapalım birlikte. Tekrar aydınlatıcıma döndüm. Tam tepe noktasına daha yoğun olacak şekilde bırakıyorum. Biraz da kaş altıma geçiyorum. Bunun boyutunu çok beğendim ya. Şöyle burna da bakın tam pıt oluyor yani. Dudak üstüne de. Ay bu boyut çok iyiymiş gerçekten. Şimdi şöyle daha sivri gelen bir fırçamız var. Bununla da alt kirpiklerime mat bir renk uygulayayım. Şu renkten alalım. Bu arada paletteki mat farlar biraz tozutuyor bilginiz olsun. Şöyle alt kirpiklerime geçiyorum. Eyeliner fırçası var fakat bunun ucu bayağı geniş görünüyor eyeliner uygulamak için. Bence bununla göz pınarına ışıltılı renk çok tatlı uygulanır. Yalnız paletin içerisinde göz pınarına uygulamalık böyle çok açık bir renk yok. O yüzden ben yine aydınlatıcımdan alacağım. Şöyle fırçamı aldım. Göz pınarıma geçiyorum. Göz pınarı için harika bir boyutta bu arkadaşlar. Tam o kısma ve etrafa yayılmadan geçebiliyorsunuz. Çok güzel. Valla geriye şöyle iki tane fırça kaldı. Bu fırçalardan biriyle eyeliner çok güzel uygulanır. Böyle sert ve geniş bir kesik fırça. Diğeri de normal bildiğimiz tipik eyelinerlarda yapılan daha dar olan eyeliner fırçalarından. Şöyle göstereyim bakın boyutlarını. Bunları da başka videolarda mutlaka kullanıyor oluruz sizlerle birlikte. Çünkü şu an yeni bir eyeliner deneyeceğim. Daha doğrusu ben birkaç aydır kullanıyorum. Size ilk kez bu videoda göstereceğim sanırım. NYX'in Dust to Point Hella Fine Artistry Liner isimli şu eyelinerını almıştım. Arkadaşlar ucu o kadar güzel ki. Kalıcılığı zaten muhteşem ama asıl ucunu çok beğendim. Çok rahat bir şekilde eyeliner çekebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim ucunu. Şöyle biraz salladım ve hemen uyguluyorum. Simsiyah, masmat ve çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Bakar mısınız? Muhteşem bir incelikte yapabiliyorsunuz bununla. Çok kolay. Benim en rahat ettiğim eyelinerlardan biri oldu bu. Zaten dağılma bulaşma da yapmıyor. Şurada bir yerde göstereyim. Bu bir sabitlensin ondan sonra bakarız tekrar. Maskara olarak da L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanacağım. Maskara gözümün içine girdi. Çok canım yanıyor şu an. Alt kirpik dibimden de Flormar'ın Extreme Tattoo Gel Pencil serisindeki göz kalemlerinden 09 Pink Star rengiyle geçeceğim. Şimdi hemen eyeliner'ı göstereyim. Bakın hiçbir şekilde dağılma bulaşma olmuyor. Şimdi dudağımdaki dudak yağını da sildim. Öncelikle bir dudak kalemi kullanacağım. Lighten. Bu dudak kalemine bayıldım ben arkadaşlar. Size adını söylemek için şu kısmını atmadım çünkü bu sadece ambalajında yazıyor numarası. 104 numara Dusty Rose rengi. Hemen şöyle elimde de göstermek istiyorum. Ben bunun rengine gerçekten aşık oldum. Çok güzel bir nude tonu. Bununla hemen dudaklarımı çevreliyorum.
Eğer dudağınızı birazcık dıştan çerçeveliyorsanız da onun için çok güzel bir renk. Şöyle birazcık içinden de geçiyorum. Özellikle köşe kısımlardan. Ve size başka bir videoda farklı bir rengini gösterdiğim Sephora'nın bu lip blush'larından kırmızı olanını uygulayacağım bu sefer. 02 numarası. Ya bunlar gerçekten harika. Şimdi şöyle dudağımın ortasına bırakacağım. Ve parmağımla yayıyorum. Şu an göz makyajıyla biraz alakasız kaçsa da ben normalde bu dudak görünümünü çok beğeniyorum. Ve dıştan hafif bir nude ile çerçeveleyip ortasından hafifçe kırmızılık bırakmayı ve şöyle göstereyim. Daha önce de söylemiştim, bunların yapısı çok güzel, böyle kadifemsi bir bitişleri var. Allık olarak da çok güzel duruyor. İyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi. Hem 11 numarası hem 02 numarası harika. Şimdi hemen ürünleri şöyle bir toparlayalım sizinle birlikte. Rivalasmi'nin bu Perfect Matte fondötenini hiç beğenmedim. Kokusu da dokusu da çok kötü. Lux Visage markasının bu dudak yağını gayet severek kullanıyorum. Dediğim gibi ama bundan çok bir kırmızılık beklentiniz olmasın. NYX ile arasında bir tercih yapacak olsam NYX'i seçerdim. Flormor'un That's What I Call Blush Palette isimli paletini çok çok sevdim. Yanınızda taşıyabileceğiniz, her makyajınıza uyacak allık renklerinin içinde bulunduğu, hatta bronzer'ın da bulunduğu bir allık paleti bence güzel, kompakt bir ürün olmuş. Dediğim gibi bu Rivalasmi'nin kaş kalemlerinden daha önce de severek kullanmıştım. NYX'in Best Point Hella Fine isimli bu eyeliner'ı tam bir aşk. Gerçekten aşk. Çok memnunum. İstediğiniz şekilde eyeliner çekebiliyorsunuz. Çok rahat ettim ben bununla. Liked'ın bu dudak kalemini de çok severek kullanıyorum. Rengi gerçekten şahane. Böyle herkesin elinin altında olması gereken renklerden biri. Sephora'nın bu lip blush'larını zaten söyledim. Çok çok seviyorum. İyi ki almışım. Teknik markasının far paletini sattığım için üzüldüğüm kadar varmış gerçekten. Şimdi tekrar göz makyajıma bakıyorum da yani hakikaten çok hoş duruyor. Ve son olarak Nashita'nın bu fırça setinden de gayet memnun kaldım. Daha çok göz makyajı ağırlıkta olan bir set bu arada. Göz makyajınız için gerçekten detaylı çalışabileceğiniz fırçalar var. Ayrıca dediğim gibi işte kapatıcı fırçası, güzel bir yelpaze fırçası var. Ama asıl ben şu küçük olan yelpaze fırçasına bayıldım cidden. Bence indirimlerde değerlendirebileceğiniz çok güzel, uygun bir set. Şimdi hemen makyajı size detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu edersiniz. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.